Belki bir gün çıkar gelir diyorlar. Gönül muradını da alır diyorlar, diyorlar. Seven sevdiğini bulur diyorlar, diyorlar, diyorlar. Bulur diyorlar. Umudumu kestiğimi söyleme, ona söyleme. Yara söyleme, yara söyleme. Umudumu kestiğimi yara söyleme. Yara söyleme. Geç oldu biliyorum ama Mine'yi görmem lazım. Şey, Mine evde yok. Nerede bu saatte? Şey dedi, biraz işi varmış da. Yine o adama gitti değil mi? Yine ona gitti. Bak oğlum, ben kızımı iyi tanırım. Ortada bir haksızlık varsa, kime yapılırsa yapılsın, Mine kolay kolay hazmedemez. Ama ben de haksızlığa uğruyorum. Bunun farkında bile değil. Yavaş, Hasan uyuyor. Hayır yani oturup konuşmuş olsanız, yavaş yavaş, adım adım gelişseydi her şey. Sen de biraz fazla acele etmedin mi oğlum? Sabret lafını duymaktan bıktım artık. İnsan çocuğuna kavuşmak için nasıl sabredebilir? Saçmalık bu. Ay anne, annem nerede? Tamam. Tamam anneciğim, şimdi gelecek anne, değil mi? Yatırayım mı ben seni? Hı? Hasan, istersen ben yatırayım seni. Hem masal da anlatırım. Git. İstemiyorum, git sen, git. Tamam çocuğum. Tamam, hadi gel biz yatalım. İşi bırakmışsın. Neden? Öyle gerekiyordu. Benim haberim yoktu Timur. Mahkemeden haberim yoktu. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ben sadece Hasan'ı düşünüyorum. Ona zarar gelmesin diye uğraşıyorum. Sinan'a kalsa her şey bir an önce olsun istiyor. Ama ben öyle olmayacağını biliyorum. Ona anlatıyorum. Hasan için senin ne kadar önemli olduğunu anlatıyorum. O seni baba bildi. Söylüyorum. Hasan için vazgeçilmez olduğunu söylüyorum. Anlamıyor. O da yani Sinan. Ben çok sabrettim, bekledim diyor.
bence sabretmesini bilmiyor. Hasan seni görünce çılgına dönüyor. O yüzden sabretsin istiyorum. Ama sabredemiyor. Ben Hasan'ı senden koparmak ister miyim? Haberim yoktu Timur. Bana inanmıyor musun? Peki. Haberim yoktu Timur. Bilsem engel olmaz mıydım? Peki. Gideyim ben. Peki. İki ay sonra mı? Peki. Tamam. Hoşça kalın. Merhaba. Gel. Ne oldu? Ne bu hal? Bilmiyorum ya. Doktor telefonda bir tuhaf konuşuyor ikidir. Ne diyor? Sanki bir şey var da benden saklıyor gibi. Canım nereden çıkarıyorsun? Doktorlar bazen karşısındakinin duygularına dikkat etmez. Yok yok. Her şey çok iyi gidiyor. Şunlar azaldı, bunlar düzeldi. Bu değerler artıyor falan diyordu. Şimdi iki ay sonra değerlendireceğiz falan dedi. Bütün bunlar onlar için çok normal. İşleri bu. Tedavinde bir değişiklik falan yaptı mı? Acaba ne yapsak işe yaramayacak değil mi? Bala, bu bir mücadele. Ve sen bunu başaracaksın. Ben de her zaman senin yanında olacağım. Tamam mı? Üzme artık kendini. Efendim Sinan. Geldim çünkü bende bir emanetim var. Ne bu? Derinle çekilen aşk sahneleriniz. Başa döndüğünüze göre bunları da güncellemek istersiniz diye düşündüm. Saçmalama Mine. Ne başa dönmesi? Benim Umum'un şirkette çalıştığından bile haberim yoktu. Birdenbire mi karşına çıktı yani? Evet. Aynen öyle oldu. Ne oldu sana? Bana olan inancına, güvenine ne oldu? Her şey yerli bir oldu Sinan. Bir fırtına koptu.
İçimdeki inancı, güveni, aşkı savuran. Ben bunlarla baş edecek kadar güçlü değilim. Yapamıyorum. Dayanamıyorum. Evlenelim mi? Ne? Benimle evlenir misin dedim. Niye? Nereden çıktı şimdi? Zar attım. Son günlerinde bari mutlu olsun mu dedin? Hayır, hastalığınla hiç alakası yok. Aklımdan bile geçmedi. E niye zar attın o zaman? Evlenelim mi? Evlenelim. Emine kalkmadı mı daha? Banyodaydı ama. İyi misin yavrum? İyiyim baba. Gidiyor muydun? Evet canım, akşama görüşürüz. Biraz midemi üşüttüm herhalde. Geçer. Nane limon kaynatayım sana o zaman, iyi gelir. Sen ciddi ciddi anlıyorsun bu işlerden galiba. Tavuğun altından yumurta almalar falan. Bizim küçükken kümesimiz vardı. İstanbul'da. Evet. Çevremizde herkesin de vardı. Çok güzel oldu bu böyle. Ben de kendimi çok iyi hissediyorum. Tabii ki iyi hissedeceksin. İyileşiyorsun çünkü. Ne kadar da eminsin. Sen iyileşeceksin. Sen de benimle evlenmekten kurtulursun. Alakası yok. Söyledim ama ben sana.
Tamam, inandım canım. Takılıyorum işte. Ne bileyim, fazla iyi bir ihtimal ya. İyi. Peki sen? Sen Mine'yi unutabilecek misin? Hatırlatmazsan. Peki, sustum. Telefonlarımı niye açmıyorsun? Çünkü söyleyecek yeni bir şeyim yok Sinan. Ama benim var. Sen söyleyeceklerini avukatla iletiyorsun sanıyordum. Yine tamam biliyorum, kızgınsın. Ama konuşmamız lazım. Kaçma benden böyle, ne olur. Benim kaçtığım falan yok. Sadece aynı şeyleri tekrar tekrar konuşmaktan sıkıldım. Bırak kolumu. Bırakmayacağım. Ne yaparsan yap seni bırakmayacağım. Hadi gidiyoruz. Nereye? Bize ait bir yere. Her şeyi yeniden hatırlamak için. Ben gelemem okuluma. Hem sen niye işlediysin? İzin aldım. Hadi gidelim. Kırma beni ne olur. Ay, içim dışıma çıktı. Doktora gidelim diyorum. Ah. Belki sorun midende değildir. Ay yok yok. Arada olur böyle. Ben en iyisi çıkayım. Biraz hava alayım. Yalnız çıkma. Ben de geleyim seninle. Yok, ben yalnız gideyim. Biraz kafamı dinlerim. Peki. Öyle diyorsan. Vallahi şiştim ha. Kaç saat daha bekleyeceğiz burada? Çağırırlar şimdi. Ay Erdal, çok heyecanlandım. Üçünü birden göreceğiz şimdi. Ben de. Kız, sana söz. Doğsun bizimkiler. Sana üçü bir yerde takacağım. O üç değil. Beş. Beşi bir yerde takılır. Beşten takıldın mı biz de biliyoruz. Onun beşi bir yerde olduğunu biz de biliyoruz. Bizimkiler ama üçü bir yerde olduğu için ben sana üçü bir yerde takacağım. Deli. Deli. Funda Şenoğlu. Benim. Buyurun alalım sizi. Bu. Hadi. Sorma bir şey. Hatırlamak için. Burada yaşadığımız duyguları, kokuları. Sadece hatırlamak için. Ne senin yüzünde var o gülümseme, ne de benim. Zamanı geri almak istiyorum. Yine dayanamıyorum. Bu halimize dayanamıyorum. Hadi gel. Üşüdün mü? Korkuyor musun?
korkuyorum. Ben de. Kulübemizden geriye bir tek bunlar kalmış. Sığınacak yerimiz yok işte. Ama ben buradayım. Ben varım. Ne? Dur bana bak. Gözlerimin içine bak. Eskisi gibi. Benim artık şu tahtalardan farkım yok Sinan. Onlar zamanında iki aşık insanı yağmurdan korurlardı. Ama bak, bak şimdi. Paramparça duruyorlar öyle. Yeniden korur bizi bu aşk. Güçlendirir. Ayağa kaldırır. Yeter ki sen de iste. Benim artık gücüm yok Sinan. Mine, bana gerçeği söyle. Bahanelere değil, gerçeklere ihtiyacım var. Tek sorun dava açmam mı? Hasan'ı istemek mi? Söyle ne olur. Sinan, gidelim artık. Gitmeyeceğim. Gözlerime yine tanıdığım Mine gibi bakmadın sürekli. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Ben o Mine'yi unuttum Sinan. Nasıl bakardı? Mutluyken ne yapardı? Hiçbirini hatırlamıyorum artık. Ne alakası var dedi adam. İki ay sonra değerlendireceğiz demesi meğer hayra alametmiş. Nereden bileyim ben canım? Ben demiştim sana ama. Belki mutluluk ihtimali de beni güçlendirmiştir. Ne oldu? İlk defa. Bak şu kımıldayanlar bizimkiler değil mi? Şurada kımıl kımıl olanlar. Ya nasıl, keyifleri yerinde mi orada suyun içinde? Maalesef. Nasıl yani? Ne demek maalesef doktor hanım? Tüp bebek vakalarında çok sık gördüğümüz bir şey. Bebeklerden ikisinin kalbi durmuş. Ama... Bebeklerim? Bebeklerim öldü mü? Erda? İyi bakın doktor hanım, yani nasıl... Yok lütfen üzülmeyin. Diğeri yaşıyor. Aslında bu daha da iyi bir durum. Sağlıklı ve çok güzel bir bebeğiniz olacak. Peki yani bir operasyon falan gerekmeyecek mi yani? Yok, hayır, gerek yok. Bünye bunu kendi kendine hallediyor. Bakın, kalp atışlarını duyabiliyor musunuz? Neyi? Daha dikkatli dinleyin. Ha, tamam şimdi duydum. Evet duydum. Sen de duydun mu Funda'm? Duydum. Duydum. Ya, ne olursan yaşa. Ay, pıt pıt atıyor, eşeğe bak. Ben de şimdi seni arayacaktım. Niye ki? Nasıl oldun merak ettim. İyiyim.
Merve. Ben bir karar daha aldım. Ama kimsenin haberi yok. Gerçi kimseye söylemeye gerek de yok. Ne haberi baba? Beni endişelendiriyorsun. Endişelenecek bir şey yok. İyi bir haber bu. İyi haber mi? Neymiş? Ben... Bala ile evlenmeye karar verdim. Sen ne diyorsun baba? Bu ne iyi haber mi diyorsun? Sakin ol kızım. Bak, Mine gidecek dedim bir şey demedim. İşi bıraktım dedim bir şey demedim. Ama bu çok saçma baba, sen ne yapıyorsun? Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Ve itiraz da istemiyorum. Yani duyulmuyor bunun kalp atışı falan, duyulmuyor. Ya oradan duyulur mu ya? Makineye bağlanınca çıkıyor ses. Ya bunun da kalbi falan durduysa Fundan. Erdal beni panik yaptırma. Zaten yıkıldım bugün. Ne bileyim işte aklıma bir kere kötülük girdi ya. Neyse sevgilim hiç şey yapmayalım. Bu turp gibi doğacak, çok sağlıklı olacak. Bunun hiçbir şey olmayacak. Işırdatma bir dakika dur. Ne haber çocuklar? Hoş geldin annem. Aa, hoş bulduk da ne bu haliniz anneciğim? Bu ne surat ha? Ya bugün doktora gittik de. Ne dedi doktor? Ay yoksa kötü bir haber mi verdi? Ya şimdi kötü bir haber de var, iyi bir haber de var gibi. Hangisini önce söyleyeyim bilemedim. Aman oğlum, aman oğlum Allah aşkına gözünü seveyim iyisini söyle. Artık katlanamayacağım. Bebeklerimin biri kalmış anne. İşte üçüzdü ya. Artık değiller. Çocuklar şunu doğru düzgün anlatsanız da. Biri sağlam değil mi? Yaşıyor değil mi? Evet anne biri yaşıyor. Buna da şükür be kızım. Bak sen şimdi bir kayıp yaşadın anneciğim ama belki de en hayırlısı böyledir. Bir tane olunca belki daha iyi gelişir, büyür ha? Doktor da öyle dedi. Ama bak bu kadar üzülme. Sonra o da etkilenir anneciğim. Hadi, hadi benim güzel çocuklarım, toparlayın kendinizi. Hem iyi ki de doktor erken teşhis etmiş, değil mi? Senden beni anlamanı beklemiyorum. Şimdi anlaman zor. Belki ileride. Bence ileride davranışlarına anlam veremeyen sen olacaksın baba. Bir ricam olacak senden. Bala hasta. Ciddi bir hastalık. Onun üzülmesini istemiyorum. Bu yüzden mi evleniyorsun onunla? Hayır. Mine yüzünden mi? Hayır. Neden peki? Kader. Kader böyle istedi kızım. Ne kaderi ya? Kusura bakma ama her şey çok saçma baba. Bu haber şimdilik ikimizin arasında kalacak. Tabii daha sonra Ayten'e söyleyeceğiz ama... Anladım. Mine bilmesin. Asıl mesele bu. Anlaşıyoruz seninle. Her şey iyi olacak kızım. Üzülme. İyi olacak. Ne oldu, bir sorun mu var? Sana ne? Ne dakika başı her şeyi sorup sorup duruyorsun? Doğru konuş Emine. Konuşmuyorum. Bir daha ne benimle, ne de Sabahat Hanım'la böyle konuşacaksın. Asla, asla. Özür dile ondan. Dilemiyorum. Özür dilemeyeceğim. Daha fazlasını da hak ediyor. Özür dile dedim. Turan yapma.
Kim ki ondan özür dileyeceğim baba? Uğruna yuvanı yıktın. Anası bu kadından özür mü dileyeceğim? Hapis miyim ben burada? Yetti artık. Kızım senin bu hallerin yetti. Sözümü dinleyeceksin ve hiçbir yere gitmeyeceksin. Ne yapacaksın? Bağlayacak mısın? Zorla mı tutacaksın beni? Gerekirse onu da yaparım. Beni buna mecbur etme. Hiçbir şey yapamazsın. Bundan sonra bana kimse hiçbir şey yapamaz. İstediğim yere giderim, tamam mı? Bu saatte hiçbir yere gidemezsin. Sakin sakin konuşsanız. Senden izin isteyen yok baba. Babamla doğru düzgün konuşulamaz. O sadece emretmeyi bilir. Emine buraya gel. Çabuk buraya gel. Bağırtma beni gece gece. Bağırma o zaman. Rahat bırakın beni. Gel diyorum buraya. Emine. Devam et. Emine. İçeri alamam. Sen de kim oluyorsun? Çekil önümden. Seda Hanım ben. Ne utanmaz şeysin sen. Ne işin var burada? Seni görmeye gelmedim. Bekir'i görmeye geldim. Evde yok. Artık burada yaşamıyor. Git. Nerede istiyorsan orada ara. İyi ya işte onun için geldim. Bekir! Evde yok diyorum sana. Anlamıyor musun? Kovdum onu. Bekir! Ne biçim bir insansın sen? Defol git benim evimden. Çıkın buradan. Bırak. Kendim giderim. Bu. Resmen deli. Ne yapacağım ben? Nasıl yardım edeceğim kızıma? Allah'ım sen bana yardım et. O kadar çaresizim ki. Sen ne yapabilirsin ki Turan? Haklısın Sabahat, ben ne yapabilirim ki? Bilmiyorum. Nereye? Böyle oturmak da olmaz. Ben eve gideyim, belki oraya gitmiştir. Telefon edip sorsana. Yok şimdi bu saatte arayamam. Esma'nı da telaşlandırmış olurum sonra. Ya sen gidince daha mı iyi olacak? Yani Sabahat bilmiyorum ama yani oturur konuşuruz, belki bir hal çaresi buluruz. Annesi bir çözüm bulamıyor mu? Ya o da çaresiz. Yani bana bıraktı ama ben bir şey beceremedim. Belki oturur konuşursak bir çıkar yol buluruz diye düşünüyorum. Bahane bunlar. Efendim? Sen o eve gitmek için hep bir bahane buluyorsun. İlk fırsatta oraya koşuyorsun. Ne demek istiyorsun? Sen açık söyle. Aklın hala o evde diyorum. Git o zaman. Daha huzurlu olacaksan git. Ben çaresizim diyorum, kızım diyorum. Sen bana neler söylüyorsun Sabahat?
geldin. Yanındayım. Sana aşık. Sana mı aşık? Bana aşıktı o. Biz birbirimizi o kadar çok seviyorduk ki. Birbirimizden başkasını gözümüz görmüyordu. Gelecek. Gelecek deyince onun için bendim. Benim için oydu. Çocuklarımız. Çocuklarımız. Bizim bir çocuğumuz var. Sana baba diyor. Yine benim yanıma gelmiyor çünkü sana baba diyor. Yine benim yanıma gelmiyor çünkü sen girdin aramıza. Evine git. Niye? Ne yapacağım evimde? Sen ne yapıyorsun evinde? Sen nereden geliyorsun? Odamda yatmak istiyorum. Hadi git bir an önce. Sen nereden? Ne olur üstüne gitmeyelim. Gel diye buna da şükür. Ne yapsak? Doktora söylesek bir ilaç mı yazsa bu kısa? İlaç fayda eder mi? Doktora götürdük, ilaç falan vermedi. İşte öyle konuşuyorum. Akıl mı kaldı bende? Ben de ne yapacağım, ne düşüneceğimi bilemiyorum. Gidiyor musun? Gideyim ben. Bu saatte taksi bulabilecek misin? Yok. Gideyim ben. Bulurum herhalde. İyi geceler. İyi geceler. Tamam. Tamam. Benim. Bırak evdekini. Hayırdır usta? Gece gece bir şey mi oldu? Sen bir çay demlesene.
Satış rakamlarını size mail attım. Bu da pazarlama stratejimizle ilgili dosya. Okuyunca konuşuruz. Tamam. Eline sağlık şimdiden. Bir de ben öğleden sonra için izin isteyecektim. Önemli bir işim vardı. Resmi bir durum. Resmi bir iş derken hayrola? Şey, mahkeme. Ters bir durum yoktur inşallah. Yok, yok. Ailevi bir durum, halledeceğiz. Peki, bol şans o zaman sana. Sağ olun. Merhaba Mimo. Ben geldim dede. Aman koçum gelmiş benim. Gel bakayım. Vay ah aslanım benim. Öpücük yapma. Öpücük yapma ya. Öp bakayım. Aferin sana. Mimo, Hasan'a bir önlük uyduralım bakalım. Dedesine yardım edecek. Hadi. Ne dedeme yardım edeceğim. Aferin sana. Canım benim hadi. Hazır mısın? Hazır değilim desem ne değişecek ki? Timur Bey de gelecek mi mahkemeye? Bilmem. Gelir herhalde. Zor olacak. Çok zor. Sağlam olacaksın Mine. Hem kendin için hem Hasan için. Biliyorum babam. Hadi bakalım, hadi. İşimiz var bugün. Herkes iş başına. Hadi bakalım. Memo, Hasan'ın anahtarlarını ver bakayım. Tabii usta. Hı. Buyur bakalım. Hadi, başla sen. Merhaba. Bekir Bey'le görüşebilir miyim? Randevunuz var mı? Yok. Kim görüşmek istiyor? Emine. Ben de bakayım burada mı? Bekir Bey dışarıda. Dışarıda olduğunu içeri girince mi öğrendiniz? Sen kimi kandırıyorsun be? Çek et. Durun, girmeyin. Engel olmaya çalıştım efendim. Bekir, konuşmamız lazım. Dışarıda konuşalım. Sonunda basıldı ha. İnanamıyorum. Bu günleri de gördük. He ya. Kapak ne kadar güzel olmuş. Ya, bu kırmızılar falan çok hoşuma gitti. Şimdi bütün kitapçılarda var mı yani bu? Yok hayatım, pazartesi günü dağıtıma başlayacaklar. Yalnızca bizde var. O zaman ne mutlu bize. Evet, sonunda. Korkuyor musun? Korkuyorum. Ama ne yapayım Süreyya? Nereye kadar korkabilirsin ki? Seni çok seviyorum. Ben de seni. Merve dur. Burak ne yapıyorsun? Ya bırakmam, konuşacağız. Derse yetişeceğim. Ya bana söyleyeceksin. Ya da gelip sınıfta sorayım. Derste. Saçmalama ya. Neyi söyleyeceksin? Konuşacak hiçbir şey yok. Ya var. Sen niye bırakıyorsun? Ben sana ne yaptım? Herkes bize bakıyor. Ya babanla konuştum. Arkadaşız dedim. Sen bana küstün. Şimdi neden böyle yapıyorsun? İyi yaptın. Çok iyi. Babam rahatladı. Sen de rahatladın. Tamam işte, bitti bu kadar. Ya sen niye bana kızdın? Biz ikimiz seninle arkadaş falan değiliz, anladın mı? Biz hiçbir şey değiliz. Ya ama biz iyi arkadaştık. Yani sen şimdi niye böyle yapıyorsun? Neden böyle davranıyorsun? Çünkü gıcık oluyorum sana. Böyle yarım yamalak konuşmana da, herkesin ortasında tutup beni öpmene de gıcık oluyorum. Seni sevmiyorum, anladın mı? Sevmiyorum. Ya Merve. Merve.
Konuşalım dedin, susuyorsun. Neden bana öyle bakıyorsun? Bakıyorum. Senden nasıl bir baba olur diye. Anlamadım. Ne demek bu? Bekir. Ben hamileyim. Test yaptım, doğru çıktı. Her yolu denedin. Şimdi sıra buna mı geldi? Ama ben test yaptım. Burada. İkimizin bebeği var. Saçmalama, nasıl olur? Nasıl, ne zaman? Ne kadar bilmiyorum. Doktora gitmedim çünkü. Önce senin bilmeni istedim. Sana ulaşmaya çalıştım. Evde bulamayınca da... Eve mi gittin sen? Seda evde miydi? Ona söyledin mi? Hayır tabii ki. Başka kim biliyor? Sadece sen ve ben. İyi. Başkasının bilmemesi iyi. İyi de ne kadar saklayabiliriz ki? Önünde sonunda ortaya çıkacak. Çıkmayacak. Olur mu öyle şey Emine? Ben evliyim. Karımla problemlerim olabilir. Ama evlilikte problemler aşılıyor. Hem Sinan var, Mine var, sizinkiler var. Ne derler? Skandal olur. Bak. Aklın yolu bir. Gidip iyi bir doktor bulalım. Kurtulalım bundan. Kurtulalım mı? Kurtulacak mıyız? Evet. Çok normal bir şey bu. Bütün kadınların başına gelir. Bütün kadınları. Evet. Elbette. Emin öyle bakma. Akıl var, mantık var. Ama o... belki de hayatta beni sevebilecek tek kişi. Emine dur, bekle. Onun minicik ellerini tutuyordum. Salıncağa bineceğim dedi. Oğlum diye sarılmak istedim. Bağrıma bastırmak istedim. Kokusunu içime çekmek istedim. Yapamadım. Yorulunca babama gidelim dedi. Çünkü ben onun için bir yabancıydım. Sonra Sinan abisi oldum. Hala da öyleyim. Bu her geçen gün içimi kemiriyor. Bitiriyor. Dayanamıyorum. Oğluma baba olmamaya dayanamıyorum. Bu salondaki herkesin bildiği gerçeği oğlumun da bilmesini istiyorum. Bana sadece baba demesini istiyorum. Hepsi bu. Oturabilirsiniz. Davalı Timur Gürhan. Sinan Harmangil'in iddiası doğru mu? Nüfusunuza kayıtlı Mine Şenoğlu'ndan doğan Hasan Gürhan'ın babası siz değil misiniz? Mine içeride doğum yapıyordu. Ben de dışarıda ikisine de bir şey olmasın diye dua ediyordum. Sonra hemşire onu getirdi. Küçücüktü daha, çok güzeldi. Gözlerini açamıyordu. Ben incinmesin diye başını tutuyordum. Sonra parmağımı kavrayıverdi birden. Sonra ilk adımları, ilk defa bana baba deyişi falan. Şuramda her zaman, her zaman şuramda bir sevinç duydum. Hasan benim oğlum. İlk nefes aldığı günden beri. Belki sonra bana Timur amca diyecek belki, bilemiyorum. Ama Hasan'ın babası benim. Son nefesime kadar da öyle olacak. Mine Şenoğlu. Timur Günhan'dan boşanmışsınız. Oğlunuz evliliğiniz esnasında dünyaya geldi. Doğru mu? Evet.
Hasan'ın babası Timur Gürhan mı değil mi? Sayın hakim, müsaadenizle söz almak istiyorum. Buyurun. Gerçek babanın kim olduğu su götürmez şekilde ortada. Ve bilimsel şekilde de ispatlanmıştır. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporları yüksek mahkemenize sunulmuştur. Raporların huzura okunup dosyaya alınmasını talep ediyorum. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor okundu. Karar. Sinan Harmangil ve Hasan Gürhan'dan alınan örneklerle yapılan test sonucunda DNA örneklerinin eşleşmediği anlaşılmış olup Sinan Harmangil'in Hasan Gürhan'ın babası olmadığına, böylelikle davanın itiraz hakkı saklı olmak üzere. Bir çocuk sevdim uzaklarda.